Herkese Odessa'dan Mac Education'dan selamlar. Ben Engin Güner. 4 yıl önce öğrenci olarak geldiğim Ukrayna'da başarılarım sonucu eğitim danışmanlığına başladım. Ve birçok öğrenci benim kayıt yaptığım üniversitenin yurtlarını merak ediyor. Bugün şimdi 4. kattayız. 4. kat benim Türk öğrencilerim için ayırdığım bir kat. Burada benim Türk öğrencilerim yaşıyor. Şimdi gelin bakalım onlar ne yapıyor ve onlara güzel sorularım var. Ben sana hoş geldin diyorum. Nasılsın? Sağ ol abi. İyiyim valla, röportaj çekmeye geldik. Şimdi ilk eşlerin odaya dalacağım. Ondan sonrasını yanınıza da geleceğim. Keşke abi haber verseydin ya. Siz odayı toplayın, geliyorum. Tamamdır abi. Evet, şimdi Tevfik'le Meriç'in odasına geldik. Tevfik'le Meriç bu yıl Odessa'ya gelen ilk öğrencilerim. Şimdi bakalım ne yapıyorlar. Geldiler. Merhaba, iyi akşamlar. Ya, ne yapıyorsunuz? Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Dur, ayakkabıyı çıkarayım ya, ayakkabıya girmeyeyim. Daha yenisi. Temiz gözüküyor o yüzden. Dur abi sana. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz, nasıl gidiyor? İyi abi, ben de. Çabuk sen şöyle. Eyvallah, sağ olasın. Ne oldu? Nereden çıktı abi lan? Valla herkes yurt videosu istiyordu. Ben de dedim gelin bir yurt videosu çekeyim. Bu da iyi. Önce olmadı, arkadaşlara kendinizi tanıtın. Ne diyelim? Yani adın, soyadın, ha. Ukrayna'ya ne yapıyorsun burada, gelme amacın. Anladım. Kendin hakkında biraz ne Ben Tevfikcan Erdoğan, arkadaşım Meriç, Mehmet Meriç Karay'la geldik. Rusça öğreniyoruz. Bu yıl hazırlığımız var. O kadar. Yani. Güzel. Tevfik de Meriç, Türkiye'den arkadaşlar. Burası Meriç de Tevfik'in odası. Şimdi siz yurtta yaşıyorsunuz 4-5 aydır yaklaşık. Aynen. İki kişi kalıyorsunuz bu odada. Doğru. Peki odanızı seviyor musunuz? Odanız nasıl? Biz erken gelmenin avantajını yaşıyoruz aslında. Hı-hı. Çünkü biz geldiğimizde burada buzdolabı da vardı. Evet. Yani bir de sen birazdan müsait oluyorsun. O yüzden erken gelmek çok önemli. Her yere aynı şekilde. Koltukları falan da Engin abi sayesinde aldık. Öyle yani, biz seviyoruz odamızı ya. Güzel, iki kişilik. Hatta üç kişilik de. Biz ikimiz yerleştik. Burası normalde üç kişilik bir oda, 16 metrekare. Ama mesela iki kişi arkadaş olduğu için aynı odada yaşamak istediler ve üçüncü kişinin parasını ödeyip onu diskalifiye edebiliyorlar ve bu şekilde kendilerini iki kişilik bir oda hazırlayabiliyorlar. Evet. Ve Ukrayna'daki yurtların şu yanı güzel, odanızı istediğiniz gibi tasarlayabiliyorsunuz. İşte duvar istersen, evet, çivi çak, tablo çak, grafitiler vesaire. Veya kendi özel televizyondur, yataktır, bunları da alabiliyorsunuz. Öyle yani. Başka güzel bilgisayar sistemlerini de kurmuşsunuz böyle. Biz kendimiz oyuncu olduğumuz için abi, Allah böyle oldu ya artık. Her şeyi kurduk. Güzel. İkimiz oyuncuyuz zaten. Peki Meriç, sana bir sorum var. İlk Odessa'ya gelmeye nasıl karar verdin? Yani Ukrayna'da okuma fikri sende nasıl oluştu? Abi açık konuşayım, benim aslında hani buraya gelme gibi niyetim yoktu. Ondan sonra baktım, yani Türkiye'de çok fazla puan gerektiriyor benim istediğim meslek, evet, havacılık yönetimi. Havacılık yönetimi. Yani bundan dolayı da Tevfik dedi, hadi gel bak böyle bir abimiz var, bir konuşalım edelim, ne kadar fiyatı soralım. Dedim ben de tamam. Güzel. Bu şekilde. Peki buraya geldiğinizden memnun musunuz, pişman mısınız? Abi net memnun. Net memnunsun. Ya ben memnunum abi zaten, çünkü buraya, burası daha doğrusu şöyle Avrupa'ya açılan bir kapı. Evet. Yani buradan mezun olduğunda birçok ülkeye davetiyemiş gibi görüyorum şu anda. Ben çok memnunum. Peki okulda eğitiminiz nasıl gidiyor? Hocaların size karşı tutumundan memnun musunuz? Veya dekanlar olsun, hocalar olsun, işte okulun işleyişi, yönetimi size nasıl bir tutum sergiliyorlar? Sen başla. Hep ben konuşuyorum. Ya öncelikle şey yani, öğrendiğiniz bir şeyi anla pratik yapabiliyorsunuz gerek herhangi bir yerde. Hocaların tutumu da zaten bize hani dili bilmediğimizi bildiklerinden dolayı böyle daha böyle yanına böyle bebeğe yaklaşıyorlar. Aynen, bebeğe öğretir gibi yaklaşıyorlar. Anlamadığın konu olursa gel bekle anlatayım sana hesabına giriyorlar. O da daha iyi oluyor. Tabii Meriç'i bu arada belki Instagram hesabımdan görmüşsünüzdür. Ayağı kırılmıştı. Yani Meriç bu yatakta herhalde bir buçuk ay yattı. Ama şimdi şükür yürüyor. Ondan sonra bir kişi daha ayağını kırdı. O şu an yurtta değil. O yurtta evde yaşıyor. Onunla da bir video çekeceğim. Güzel, peki yurt yaşantısı nasıl? Yani yurt hayatından memnun musunuz? Yurdun artıları, eksileri, bunlar hakkında ne diyebilirsiniz?
Abi yurdun artıları şunlar, çok fazla sosyal aktivite var. Yani şöyle sosyal aktivite dediğim, bir sürü insanın hikayesini dinliyorsunuz. Nereden geldiklerini, çünkü herkes Hatay'dan gelen var, Aydın'dan gelen var, biz Deniz'den geliyoruz. Baya doğudan da gelen var, batıdan da. En batımız Tekirdağlı zaten. Mesela o var. O herkesin farklı bir hikayesi var. Bu baya artık atıyor. Sosyalleşebiliyorsunuz. Eksisi de yani yurt sonuçta. Yani çok fazla bir şey beklememeniz lazım. Yani duş sırasıdır. Ya burada yok da işte tuvalettir falan filan. Her şeyi ortak kullandığınız için dikkat ettiğiniz tabii sürece ki sıkıntı çıkacak. Peki sen yurt hakkında ne diyebilirsin? Aynısı abi yani. Aynısı. Sadece biraz bazen yemek yaparken bir sıra bekliyoruz. O kadar. Şimdi ben de 3 yıl yurtta yaşamış birisi olarak şunu söyleyebilirim. Şimdi Ukrayna'daki devlet yurtları yani genelleme yaptığımız zaman kötü. Ama şöyle güzel bir yanı var. Yani kendi yaşadığın alanı, kendi yaşadığın odayı güzelleştirmek tamamen öğrencinin elinde. Yani baktığınız zaman bu odanın aylık ücreti kişi başı 30 dolara denk geliyor değil mi yani? Evet, evet. Yani 30 dolara böyle bir yerde kalıyorsunuz, ne oluyor? Eve çıktığınız zaman kişi başı aylık 150 veya 200 dolar kira fatura gelmesi yerine bu sefer tek bir odada paranız daha çok cebinize kalmış oluyor. Yani böyle bir artısı var. Yani tabii ki yurt hayatında eksileri oluyor. Yani sonuçta bir evde yaşamıyorsunuz. Meriç'le Tevfik'e buradan teşekkür ediyorum. Direkt kapılarını açtık, çaldım girdiler. Olsun ya. Biraz bahsettim ama yani odanız güzel yani. Temiz bakmışsınız odaya. Size teşekkür ediyorum bu konuşma için. Ben şimdi diğer arkadaşların odalarına dalacağım. Onlar ne yapıyor? Tam teşekkür ettim gidiyordum ama odayı böyle detaylı bir şekilde anlatmadığımızı fark ettim. Ceketi giydim, bir daha çıkardım. Tevfik, senden rica etsem odanı bize tanıtır mısın? Eşyaların, işte yemeklerin, bilgisayarın vesaire. Tabii şimdi bu tarafta odanın yani kapıdan girişin hemen sağ tarafında bizim makarna stoğumuz var. Bu çok önemli malzemeler. Orada pilav stoğumuz var. Orada başka şeyler var. Burada buraya kutularımızı koyduk. Burası daha iyi. Burada yemek yiyoruz. Genelde pis olduğuna bakmayın. Bu şeyimiz falan var işte. Bu bulaşıklık denilen olay. Ya burada biz yani özen göstermeye çalıştık açıkçası. O yüzden daha iyi oldu. Buzdolabımız var orada. Buraya geldiğimizde dediğim gibi ilk buzdolabını biz edindik. Ya kimseninki yokken erken gelmek daha önemli her zaman. Bu tarafta da biz bu koltukları daha demin dediğim gibi aldık. Böyle daha güzel duruyor. İşte bu yani hayatımızın bir kısmı burada geçiyor açıkçası. Böyle geçiyor. Sonra kalkıyoruz. Orada kalkıyorum, buraya geçiyorum. Dersimi de burada çalışıyorum. Hayatım tamamı bu iki alanın içerisinde geçtiği için. Bu stikerler falan hep önceden kalma. FBI, open the door. Duymuyorlar herhalde. Aa, geldi. Baskına geldik. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar abi, hoş geldin. Ne yapıyoruz, nasıl gidiyor? Vallahi abi oturuyoruz işte. Birazcık ders çalıştık. Ders çalıştınız. Evet abi, Rusça'da. Kendinizi tanıtın isterseniz biraz kameraya. Merhaba, ben Eyü Gökkaya. Aydın'dan geliyorum. Şu anda ben Türkiye bölümü ismiyle Deniz Ulaştırma İletme Mühendisliği için geldim, kaptanlık. Güzel, Aydın'dan geldim buraya. Aynen. Peki Cihan, sen biraz tanıt kendini bize. Merhaba, ben Cihan. Hatay'dan geliyorum. Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği bölümünü okumak için Odessa'yı seçtim. Güzel. İkiniz de İngilizce hazırlık eğitimindesiniz, evet, değil mi? Evet. İkisi de gene seneye Odessa Denizcilik Üniversitesi'nde okuyacaklar. Bu sene hazırlık eğitimleri devam ediyor. Şimdi size birkaç sorum var. Buraya gelmeden önce Ukrayna'ya benimle gelmeye nasıl karar verdin Ege? Beni nasıl buldun? O süreç nasıl gelişti? Ya şöyle açıkçası, ben bayağı bir araştırma süreci içindeydim. İşte bu işi kimler yapıyor, nasıl falan vesaire. İlk bir açıkçası Polonya'ya bakıyordum. Sonra araştırmam üzerine denizcilik bölümünde Odessa'nın liman kenti olduğu için daha böyle özellikleri ön planda, evet, olduğunu gördüm. Sonra araştırma sonucu seninle YouTube'da karşılaştık. Sonra ben sana yazdım, sen geri dönüş yaptın. O şekilde gelişti açıkçası. Güzel. Sen nasıl karar verdin? Valla ben de Ege'nin dediği gibi ilk önce Polonya aklımızdaydı. Ama benim gemi makineleri işletme... Siz önceden tanışmıyordunuz. Yok. Benim gemi makineleri işletme mühendisliği bölümü Polonya'da yoktu. Onun için Polonya'ya yakın Belarus'a baktım. Sonra Ukrayna. Sonra senin videolarını izledim. Başka eğitim ajanslarıyla da görüşmeler içinde bulundum. Ama benim sorduğum sorulara kendileri tatmin edici cevaplar vermediler bana. Evet. Sonra sana denk geldim YouTube'da.
Seni seçmemdeki en büyük neden bence öğrenci olman. Ve ben de öğrenciyim, buraya geldim. Halimden anlarsın diye senle bu yola çıktık. Yanlış hatırlamıyorsam senin abin de burada okumuştu değil mi Odessa? Yok yok, benim abim Odessa'da okumuştu. Öyle bir öğrenci var da onunla karıştırdım. Yok, yok, benim abim kaptan ama Odessa'da değil. Kaptan, doğru. Evet. Güzel. Peki okul hayatınız nasıl gidiyor? Okuldan memnun musunuz? Okula ulaşımınız kolay mı? Hocaların size karşı tutumu nasıl? Dekanlığın tutumu? Ya 10 dakika mesafesi var açıkçası. Hocalar biraz daha hani yabancı öğrenci olduğumuz için daha çok şey yapıyorlar mesela. Şunu fark ettim. Mesela bir Ukraynalı öğrenciye daha böyle sert davranırken bizim anlamadığımızı bildiği için biraz daha yumuşak, narin davranıyorlar. Güzel. Yani ben okulumdan memnunum. Şimdilik bir sıkıntı yok. Her şey yolunda. İleriki süreçlerde neler olur bilemeyiz. Hayırlısı. Aynen, hayırlısı. Peki yurt ortamınız nasıl? Yani yurt ortamından işte arkadaş çevreniz, yurt yaşantınız, bunlar hakkında ne söyleyebilirsiniz? Ya gayet güzel açıkçası. Her şey, farklı şehirden gelen arkadaşlarımız var. Onlarla muhabbet ediyoruz, sohbet ediyoruz. Aslında boş geçmiyor zaman. Sürekli bir eğlence, bir oturuyoruz, muhabbet ediyoruz vesaire. Yani Ege'nin dediği gibi birlikte bir seneyi geçireceğiz burada. Hazırlık eğitimi görüyoruz. Seneye herkes farklı bölümlerde, farklı yerlerde olacak. Ya şimdilik sıkıntı yok, her şey güzel. Peki Cihan, senin böyle ilginç bir anı vallahi var mı? Vallahi abi oldu. Biz 4 arkadaş bir yere gittik. İşte bir eğlence mekanıydı falan. Şimdi biz kendimizi ifade edebilmek için İngilizce ile ifade etmeye çalıştık. Karşı taraftaki de bize yardımcı olan kişi de Rusça biliyordu, bir de Ukraynaca. Biz ikisini de bilmiyoruz, İngilizce biliyoruz. Bir de ben Arapça biliyorum. Oradan birisini buldu, İngilizce biliyor diye. Ona anlattı, o İngilizce bilen adam da gelip bize İngilizce anlatacaktı. Adam bir araya girdi, şey dedi, Arapça bilen var mı? Ben elimi kaldırdım, evet biliyorum dedim. Oradan bir başladım. Çok saçmaydı. Yani adam Odessa'da muhabbeti İngilizce çözemediniz, Rusça çözemediniz, Arapça çözdünüz. Abi ya adam da ortaya girdi, Arapça bilen var mı diyor. Güzel. O biraz saçmaydı. Güldük, eğlendik, iyiydi o. Tamam. Gerçekten konuşması için teşekkür ederim. Ben diğer arkadaşların yanına da gideceğim, onlarla da bir sohbet edeceğim. Peki, şimdi ilk Odessa'ya geldiniz, yurda yerleştiniz. Yurdun verdiği bazı temel eşyalar vardı ama siz de gene kendi ihtiyaçlarınıza göre eşyalar satın aldınız. Yani size şimdi gelecek arkadaşlara ilk hangi eşyalar lazım oluyor? Bunu biraz anlatır mısın Ege? Ya şöyle açıkçası matras, Rusçası matras, döşek veriyor kendi yurt. Hı. Aslında çoğu şeyi kendi veriyor ama siz isterseniz odanın tüm dizaynını kendiniz yapabiliyorsunuz. Biz bir tane daha döşek aldık, yastık olsun. Sonra kendinize göre şekillendirebiliyorsunuz. Şurada buzdolabımız var. Mesela bak orada Xbox var, ilginç. Aynen, birazcık takılıyoruz eğlence maksatlı. Sonra buzdolabımız var. Sonradan kendimiz aldık. Çok fazla işimizi görüyor, işimizi kolaylaştırıyor. Daha sonra askılık olsun vesaire. Aslında çoğu şeyi yurt veriyor, sağlıyor biz. Ama biz kendi artık kullanmamız daha rahat olacak şeyleri kendimiz edindik. Tabii, peki yurdun interneti nasıl? Hızlı mı? İnternete ya, ne kadar ödüyorsun? Şöyle, şu kablodan gelen bir ağ var. O direkt tüm yurdun interneti ama biz kendimiz modem olarak bu kendi kicikten ucuz. Kendimiz internet gayet hızlı Türkiye'ye göre olsun. Daha böyle rahat, hiç oyun oynayanlar biliyordur. Ping falan sıkıntısı hiç olmuyor genelde. Böyle yani genel olarak diyebileceklerim. Peki o modem mi, sinyal yükseltici mi? Abi aslında router bu. Hı-hı. Router diye geçiyor. Modem de kullanılabilir ama router daha böyle kullanışlı olduğu için biz router aldık. Bu internet kabloları her odaya gidiyor. Yani her odanın içerisinde bir tane internet kablosu var. Bu internet bizim okulumuz akademi, yani bir yazılım software üzerine bir akademi olduğu için kendi internet ağını kendi yurtlarına dağıtıyor. Ve bu internetin aylık ücreti 130 grivna. Bu da Türk lirasıyla yaklaşık 25 liraya ya da 25-30 liraya denk geliyor. Röportaj için teşekkür ediyorum. Ben gidiyorum şimdi diğer odalara. Eyvallah abi. Size iyi akşamlar. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz abi. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Evet, şimdi sıradaki odamız Günay odası. Bakalım Günay ne yapıyor? Bak ilk defa birisi kapıyı açtı normalde. Hoş geldin Zengin Bey. Merhaba. Hiç beklemiyordum. Nasılsınız? İyi akşamlar, nasılsınız? İyi akşamlar size. İyiyim. Siz nasılsınız? Girebilir miyiz odaya? Tabii ki de, tabii ki. Oy. Böyle kendiniz var. Evet, bu bizim yurdun maskotu. Adını unuttum. Kedinin adı neydi? Kendisi Şopar. Şopar. Kediye Şopar adı koymuşlar. Günay, sana bir şeyler sormaya geldim. Nasılsın, iyi misin? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim ben de, teşekkürler. Şimdi ilk sorum. Şopar'ı nereden aldın?
Şoföre ben burada bir tanıdığım Azeri bir arkadaşım var. Kendisinden aldım. Ücretsiz olarak. Sadece bir yuvası vardı. Ona 500 gribine verdim. Bilmiyorum. O da senin oda arkadaşın oldu herhalde. Canı sıkılmıyor. Burada hani yurt yönetimi falan da kendisine bir sıkıntı çıkartmadı. Yani hayvana da bir sorun yaratmıyorlar. Aynen öyle. Güzel. Peki Ukrayna'ya hangi şehirden geldin? Türkiye'den hangi şehirden geldin? Ben Tekirdağ'dan geldim. Tekirdağ'dan geldin. Peki Ukrayna'da okumaya ilk nasıl karar verdin? Ukrayna'da okumak benim aklımda yoktu. Ben bu seni takip ediyordum zaten bir iki yıldır falan. Hani senin kanalın daha yeniydi. Oradan geldi aklıma. Hani senin videoların falan çok yardımcı oldu. Tamam. Peki Odessa'ya hangi bölümü okumak için geldin? Ben yazılım okumak için geldim. Yazılım mühendisliği. Benim izimden geliyor Günay'da. Ben hatta buraya gelen herkesin sırf böyle yazılım mühendisliği için gelmesini istiyorum. Çünkü yazılım yani benim çok önde gördüğüm bir meslek dalı. Şimdi yurtta kalıyorsun, bu odada tek mi yaşıyorsun? Ben buraya ilk geldiğimde bir arkadaşımla kalıyordum. Ama o arkadaşım eve çıktı ve bu yüzden bu yıl tek kalacağım. Normalde 300 dolar tarzı bir ücret ödeyecektim bir yıllık için. Ama arkadaşım gittiği için şu anda 450 dolar civarı yaklaşık o kadar bir ücret ödeyeceğim. Peki sence iki kişi mi yaşamak güzel, tek kişi mi? Tek kişi eğer tek kişilik odada veya iki kişilik odada olursa iyi. Ama eğer üç kişilik odadaysan iki kişi daha büyük geliyor değil mi oda bu sefer? Evet, tek kişi olacak. Büyük. Ve hem fiyatı yüksek hem de bazen bir arkadaşın da alması güzel oluyor. Peki okuldan yurda ulaşımın kolay mı? Mesela okula rahat gidip gelebiliyor musun? Okulun arası zaten, okulla yurdun arası zaten 5 dakika. Yürüme mesafesinde. Herhangi bir sıkıntı olmuyor. Peki yurt hakkında ne diyebilirsin? İşte yurttaki arkadaş ortamın, yurdun eksileri, artıları, yani genel bir genelleme yapar mısın? Öncelikle yurt, bu Ukrayna yurtlarına göre gerçekten iyi. Hani ben çok daha kötü bir yurt bekliyordum. Ama bu benim hani beklentimin bayağı üstündeydi. Arkadaş ortamı olarak zaten mükemmel. Sen öbür odaları da gezmişsinizdir. Evet. Öyle yani, gayet güzel. Güzel. Başka sormak istediğim soru, benim sorularım bu kadardı. Sana da sohbetin için gerçekten teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bize şöyle çok kısa bir odanı tanıtabilir misin? Yani eşyaların neler var? Hangi mesela buraya bir öğrenci geleceği zaman hangi eşyalara ihtiyaç duyuyor? Bunlar hakkında biraz konuşur musun? Şimdi burada zaten yatağım var. Yurdun kendi verdiği yatak. Bu battaniyeyi de yurttan temin ettim. Kendileri ne istedim bana verdiler, bir sıkıntı çıkmadı. Burada bilgisayarım var, çalışma masası olarak da kullanıyorum. Bu da gayet güzel, o da kendi yurt tarafından verildi. Orada bir PlayStation kolu var, onu bilgisayara mı bağladın? Aynen, onu bilgisayarda kullanıyorum. Güzel bak, ilk defa görüyorum. Bende de bilgisayar var, ben de bunu deneyebilirim. Hiç denememiştim daha önce. Burada iki tane dolaplarım var. Birisi normal dolap olarak kullanıyorum, diğerini kıyafetlerimi falan asıyorum. Yukarıda da ürün, kendi işte temizlik ürünü falan olsun, oraya koyuyorum. Tepki vermiyorlar kapıyı çalınca, ben de mi soruyorum? Ha işte. Merhabalar. Merhaba, iyi akşamlar. Ne yapıyorsunuz, nasılsınız? Merhabalar, oturuyorduk biz de. Güzel. Bugün size sohbet etmeye geldik. Dur, ayakkabımı çıkartayım. Ne yapıyoruz, nasıl gidiyor? İyiyiz abi, sen nasılsın? Ben de şükür iyiyim, sıkıntı yok. Ömür hoş geldin, nasılsın Sami? İyidir. Valla hazırsanız size birkaç sorum var bugün. Tabii. Öncelikle Batur, kendini biraz bize tanıtır mısın? Adım Batur Alp, soyadım Özmen. İlk yılım burada, Odessa'da. Yazılım mühendisliği okumaya geldim. Şu anda hazırlık sınıfındayım. Rusça güzel, bilgisayar sisteminden de belli oluyor. Tam böyle evet. Bir hacker havası katmış olaya. Şimdi Samet, sen kendini biraz tanıtır mısın? Adım Samet. Aksaray'dayım. Ukrayna'da ikinci yılım. Geçen sene hazırlık eğitimini Kiev'de aldım. Diş hekimliği bölümü okuyorum. Kiev'de Rusça bölüm olmadığı için Odessa'ya gelmeyi tercih ettim. Odessa'ya gelirken de Engin abinin danışmanlığı çok yardımcı oldu sağ olsun. Bazı problemlerim vardı önceki okulumla alakalı. Beraber uğraştık, çözdük. Birkaç maceramız da oldu. Ya hayattasın, devam ediyorum. Aynen, hayattayım, yani. Devam ediyorum. Samet Kiev'den Odessa'ya gelmişti. Şimdi Kiev ile Odessa'yı bir karşılaştırma. Mesela orada da yaşamış bir öğrencisin. Odessa'da da yaşıyorsun yaklaşık yani bir evet. Senedir, 6 aydır. İki şehir arasında nasıl bir kıyaslama yapabilirsin? Kiev Odessa'ya göre daha büyük bir şehir. Gerek nüfus olarak gerek yüz ölçümü olarak da. Odessa daha küçük bir şehir ama
ben küçük şehirlerde yaşamayı yaşamaya alışkın olduğum için daha samimi geldi Odessa bana. Hem de yazlık bir şehir. Yazları daha aktif oluyor Odessa. Çünkü Ukrayna'nın başka şehirlerden de buraya turizm için geliyorlar. Daha canlı oluyor. Bir de Karadeniz'e kıyıları falan var. Yani yazın daha güzel yaşanabilecek bir şehir burası. Peki sence yani hayat pahalılığı için bir karşılaştırma yaparsan öğrenci için Odessa'da mı yaşamak daha ucuz yoksa Kiev'de mi? Yani fiyat farkı var mı veya aynı mı durumlar, ne gibi farklılıklar var? Geçen seneye göre şimdi düşününce ilk geldiğim zaman ben Temmuz ayında geldim Odessa'ya. Fiyat olarak restoranlardaki fiyatların biraz daha uygun olduğunu söyleyebilirim Odessa'da. Tabii Kiev'de de uygun çok yer var, çok seçenek var. Ama Odessa daha uygun geldi bana. Gerek yaşam açısından, gerek gezip dolaşma açısından. Daha samimi bir yer, daha ucuz uygun bir yer. Öğrenci şehri diyebilirim Odessa'ya. Güzel. Batur, sen de benim gibi buraya yazılım okumaya geldin. Daha önce yazılımla ilgili bir geçmişin var mı yoksa direkt burada mı başlamaya karar verdin? Yazılımla ilgili bir geçmişim vardı daha önce. Ya açıkçası Odessa'da beni en çok şaşırtan konuyla alakasız. İnternette videolara baktığım zaman baya kötü yurtlarla karşılaştım. Hani oradan buradan hamam böceği çıkıyor falan. Baya kirli ortamlar gördüm. Evet, hatta ama benim de çektiğim videodur evet, yani evet. Ben de o videoyu tekrar izlediğimde biz nerede yaşadık mı dedim. Ya şimdi hani hamam böceği yok diyemem. Yine var ama daha hayaline daha iyi bir ortamla karşılaştım. Güzel. Yani sevdim. Güzel. Buraya da kendi bilgisayar sistemini kurmuşsun. Güzel evet. Gerçekten. Yazılıma daha önce dediğin gibi merakım vardı. Hı-hı. Burada devam ediyorsun eğitimle. Güzel. Peki okulda hocaların eğitiminden, sana karşı tutumundan, işte okula ulaşımın, yurda gelişin, yurttaki arkadaş çevren, yemek düzenin, bunlar hakkında ne söyleyebilirsin? Açıkçası şu anda hani bölümüme başlamadığım için hazırlık görüyorum. Hazırlıktaki öğretmenim gayet iyi. Anne katıyla anlatıyor. Yani çok tatlı güzel. Bir eğitim peki var. Yani yurt arkadaşlarından memnun musun? Yurdun eksileri, artıları? Aslında yurdun bir eksisini görmedim. Yani sonuçta yurt. Ne bekleyebiliriz ki? Arkadaş ortamı güzel. Hani o da doğru. Güzel dedi aslında. Yurt yani ne bekleyebiliriz ki? Ya tamam, biraz da temiz olabilirdi. Ortak mutfak falan. Peki Odessa'da yaşadığın hiç ilginç anı var mı? Böyle absürt bir olayın, anın burada geçen? Açıkçası fazla absürt bir şey yaşamadım ya. Senin hiç böyle absürt bir olayın var mı? Senin zaten Kiev'den buraya gelen baş başına böyle kısa film gibi. Aynen, kısa film gibi. Onu bize biraz anlatır mısın? O süreç nasıl gelişti? Ben dil okulunda okuyordum Kiev'de. Sonuçta oradan buraya gelirken hem şehir değiştiriyorum hem okul değiştiriyorum. Ve okul değiştirmek için diplomanı aldığın zaman sana belirli bir vakit tanıyorlar. O süre içerisinde hem okulunu hem şehrini değiştirip kaydını tamamlaman gerekiyor. O süre içerisinde Engin abiyle tanıştım. Kendisi bayağı yardımcı oldu. Telefonla konuşmuştuk ilk başlarda. Geleceğim kesinleşince haberleştik. Yani trenle geldim ben ilk başta Odessa'ya. Tren garında beni karşıladı sağ olsun. Şu an yani bir problemim yok. Oturum iznimi de aldım geçen haftalarda. 5 yıllık oturum izni. Şu an gayet memnunum. Güzel, hayırlı olsun. Arkadaşlar sohbet için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Ben diğer arkadaşlarınızın yanına da gideceğim. Size iyi akşamlar. Sohbetten sadece sürekli olarak bizimle ilgilendiğiniz için biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere. Eyvallah, hayırlı akşamlar. Son bir öğrencimin daha odasını göstereceğim size. Şimdi Mustafa'nın odasına gireceğiz. Evet, bu ser sesi duydum. Girebilirsiniz. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Bak abi işte örnek öğrenci görüyor musun? Adam dert yapmış. Abi hoş geldin. Merhabalar. Merhaba, nasılsın? İyisin? Selam. Vallahi iyi valla. Aleyküm selam, hoş geldiniz. Nasıl gidiyor? Ders mi çalışıyor? Aynen abi. Aynı derslerimiz konu vardı. Vallahi padeci altı. İşte. Vallahi abi ben bu yollardan 4 sene önce geçtim. Böyle görünce duygulanıyorum Rusça yazılı kitaptan. Hani buraya
ilk geldiğim günleri hatırlıyorum müsaade. Müsaitsen gel sana birkaç soru sormak istiyorum. Buyurun abi, buyurun. Gel ama sen de yanıma otur. Mustafa, önce kendini biraz arkadaşlara tanıtır mısın? Merhabalar arkadaşlar. Ben buraya 2 ay önce geldim. Engin Bey'in en son öğrencisiyim. Bu yurtta işte Ukrayna'da kalıyoruz. Hayatın devam ediyor. Aynen öyle. Hayatımız devam ediyor. Türkiye'den hangi şehirden geldin Ukrayna'ya? Ben Konya'dan geldim. Diş hekimliği için geldim. Diş hekimliği fakültesi okumak istiyorum burada. Bana en kolay yönünü sağlayacak olan, en yol gösterecek kişi Engin Bey oldu burada. Bize olan güler yüzlüğü sayesinde ben ona güvenerek geldim. Herhangi bir de en az bir sorun bile yaşamadım. Bu yönden çok memnunum Engin Bey'le. Teşekkür ederim. Gerçekten çok güzel anlattın. Şimdi diş hekimliği okumak için geldin. Rusça hazırlık eğitimi alıyorsun. Aynen. Peki Ukrayna'dan, yani Odessa'dan memnun kaldın mı? Böyle buraya ilk adım attığında, bu şehri gördüğünde ne hissettin? Ya şimdi... Yani biz nereye geldik dedin mi, yoksa böyle güzel anlamda mı karşıladın? Aynen. Şimdi? Ya şöyle oldu. Hani ben daha önce Türkiye'de pek çok şehre gitmiştim. Ama bir yurt dışı tecrübem hiç yoktu benim. Ben ilk geldiğimde, şimdi en az hiç yabancı dilim yoktu benim. Ne İngilizce, ne Rusça. Hani açıkta bir Rusça dersi bile çalışmadım. Buraya geldim. İyi, fena değil şöyle. Şu an için 2 ayda ben epey adapte oldum. Adapte oldum. Mesela arkadaşlarımızla gidip dışarıda herhangi bir alışverişimi yapabiliyorum. Magazin, yani market oldu artık. Dilimiz bile ona alıştı. Market alışverişlerimi kendim en ufak bir sorun bile olmadan halledebiliyorum. Esnaflarla, yani Türkiye'deki tabir caizse, yani bir battaniye yorgan alacağımız düzeyde bile kendim halletmeye çalışıyorum ve bunu yapmaya başardım. Güzel. Ben zaten bakın buraya öğrenciler geldikten sonra hepsine söylüyorum. Diyorum ki arkadaşlar, yani zaten genel olarak danışmanınız burada. Size her konuda yardımcı olacağım. Ama siz eğer şehri, Rusça'yı, yani buradaki hayatı öğrenmek istiyorsanız atılgan olmanız gerekiyor diyorum. Bu da nasıl oluyor? Mesela diyorum ki kendine battaniye mi almak istiyorsun? Burada hani bir hikaye geçti vesaire de artık az bir şey düzenebiliyor. Sana battaniye mi lazım? Mesela git pazara battaniye almaya çalış. Diyelim battaniye alamadın, ondan sonra danışmanını ara. İşte abi ben battaniye alamadım, yardım eder misin? Vesaire. Şimdi bu şekilde olduğu zaman öğrenci buradaki hayatı öğreniyor. Yoksa ben mesela bir sene boyunca her gün öğrenciyle dolaştığımızı düşünürsek, bir senenin sonunda bu öğrenci burada hiçbir şey yapamayacak duruma geliyor. Yani çünkü diyelim iki kişi yakın arkadaş olduğumuzu düşünelim. Ben Rusça bilmiyorum, arkadaşım Rusça bilmiyor. Sürekli ben konuştuğum için yanımdaki kişi de Rusça öğrenemiyor. Yani burayı çözemiyor. Bu yüzden gelecek olanlara en büyük tavsiyem, atılgan olun. Odessa'ya indiğiniz zaman artık Odessa'lı oluyorsunuz ve hayat düzeninizi, yaşantınızı buna göre kurmanız gerekiyor. Zaten burada herhangi bir yaşayacağınız sorun oldu mu, ben de buradayım. Diğer danışman arkadaşlarım da burada. Şimdi sana ikinci bir sorum. Okuldan memnun musun? Ben okuldan memnunum. Özellikle öğretmenimden çok memnunum. Hani bana bize şöyle, Türkiye'de mesela adama desen ki gece saat 12'de 1'de bir mesaj göndersen, öğretmenim bu nasıl oluyordu desen, hocam bu nasıl oluyordu desen, sana yemin ediyorum cevap vermez veya senin tersi. Burada bir kadın öğretmenimiz var. Hem de benim yaşlarımda bir kadın. Abi mesaj gönderiyorum, hocam bu doğru muydu diyorum, 10 numara oluyor yani. Yani en az bir sorun bile yaşamadım yani. Güzel, benim de hazırlık öğretmenim öyleydi. Ben hatta kışın burada havalar soğuk oluyor, ben hasta olmuştum. Hasta şekilde derse gittim o gün. Öğretmen işte bana hemen kağıda yazdı, bilmem tuz, limon bir şey vardı dedi, bunu karıştır hiç hiçbir şeyin kalmayacak dedi. Böyle ilgileniyorlar. Aynısı 2 gün önce de bekledi abi. Bana diyor ki işte tabletka diyor, C vitaminini gösteriyor. Tamam diyorum, ben bildim diyorum. Artık hani diyor ki git işte aptekadan, eczaneden bunu al. Tamam hocam diyoruz. Yani gerçekten hani buranın insanları sıcak. Ama şöyle, ben mesela 2 ay önce geldim. Kış mevsiminde geldim. Bana diyor ki herkes yazını gör. Yazını çok merak ediyorum. İnşallah yazını da göreceğiz. Evet, ben mesela yaz dedin. Oradan aklıma şey geldi.
Şimdi mesela benim öğrencilerimden çok fark ettiğim nokta şu, gerekse velilerle olan iletişimde. Şimdi mesela veli oğlunu kızını Ukrayna'ya okumak için gönderiyor, geliyor, eğitimini alıyor. Ama özledikleri için veliler bir an önce işte çocuklarını görmek istiyor. Veya yaz tatili olduğu zaman 2 ay, 3 ay Türkiye'de kalmalarını istiyorlar. Ben bunu ne öğrencilere ne de velilere önermiyorum. Çünkü bir öğrenci buraya geldiği zaman kışın zaten işte hava şartları vesairede çok aktif olamıyorlar. Yazın daha aktif bir şehir. Yani öğrenciler burada kışın edindikleri bilgi, birikimi, dil desteğini yazın uygulamaları gerekiyor. Bu sefer öğrenci 3 ay Türkiye'ye gittiği zaman burada öğrendiği Rusçayı unutuyor. Ve bu yüzden Türkiye'de olabildiğince minimum vakit geçirmeniz gerekiyor. Buraya geldiğiniz zaman az önce de dediğim gibi Odessalı oluyorsunuz ve ona göre yaşamanız gerekiyor. Sana başka soracağım soru. Bu odada tek yaşıyorsun değil mi? Aynen. Ben yaklaşık 3 kişilik bir odada kendi başıma kalıyorum. Hani arkadaşların bazı getirdiği sorumluluklar yükler oluyor. O yüzden kendi başıma kalmayı tercih ettim. Bu yönden de memnunum. Hani herhangi bir sorunum olmuyor. Kimse kapımı çalıp da nesin demiyor yani. Peki yurt ortamından memnun musun? Mesela yurdun işte fiyatı olsun, ne bileyim yaşantısı olsun, yurttaki arkadaş çevren olsun, böyle genel olarak nasıl bir kıyaslama yapabilirsin? Şimdi ben şöyle söyleyeyim, kendi adımla konuşacak olursam, benim başka dilden Morocco olsun, işte kimde o? Cezayir, Tunus, burada karşı komşularım var. Ben onlarla bir muhabbet edebiliyorum. Engin Bey'in diğer arkadaşlarım var. Bana zaten hani öncelik olan Engin Bey'e telefon açıyorum. Mesela adam bir işi varsa diğer arkadaşlarımız bize anında yardımcı oluyorlar. Ve Engin Bey'in getirdiği diğer arkadaşlarımız da gerçekten çok işten ve güzel insanlar oldular. Benim için çok güzel bir tecrübe oldu bu. Çok teşekkür ederim Mustafa. Burada röportajımızın sonuna geldik. İzin verirsen hemen böyle küçük de bir odanı göstermek istiyorum. Tabii buyurun. Hatta sen bize tanıtabilirsin mesela yatağın, işte bilgisayarım burada çalışıyorum vesaire. Aynen. İşte yatağımız, penceremiz gayet büyük. Bilgisayarımız, çalışma eşyalarımız. Onun haricinde her şeyimiz bence gayet. Geldiğiniz zaman Ukrayna'da Engin Bey'in diğer arkadaşlarından veya... Açsana tekrar orayı. Şu şekilde. Ben buzdolabı almadım arkadaşlar. Şöyle düşündüm. Zaten kış ortalama 2 ay daha duracağız. Zaten günlük eşyalarımı hemen gidip marketten alabiliyorum. Market buraya 300 metre kadar uzaklıkta. Ve çok kolay oluyor. Hani bütün eşyalarım biraz dağınık olsa bence gayet güzel. Şimdi 3 kişilik bu odada kalmanın güzel bir yanı da yani çok dolaba sahipsin. Aynen. İstileşme gayet güzel oluyor. Güzel. Mustafa, benim soracaklarım bitti. Bu video için de sana teşekkür ederim. Rica ederiz. İnşallah ben bu gece uyumazsam sabah kadar videoyu hazırlayacağım. İnşallah yarın size atarım, izlersiniz. İnşallah. Biz gidiyoruz. Teşekkür ettim. Allah'a emanet tekrardan. Böyle bir el yüz yıkama yerimiz var. Ortak alanlar burası. Normalde burada ayna yoktu. Aynayı kendim satın aldım. Şofbenimiz var. Çamaşır makinesi de burada yoktu. Ben gene öğrencilerim için bu sene çamaşır makinesi aldım, koydum. Şimdi mutfağı göstereyim, ondan sonra tuvalette banyoyu göstereceğim. Evet, şimdi size ortak mutfak alanımızı tanıtacağım. Mutfaklarda her katın düzeni aynı. Burası hostel olarak geçtiği için tüm katların düzeni aynı. Bir tane lavabomuz var. Onun dışında buraya bir buzdolabı koymuşlar ama her öğrenci kendi odasına buzdolabı alabiliyor çünkü çok karmaşık oluyor. Burada işte etleri hazırlıyorlar, işte domates, biber doğramak için bir masaları var. Onun dışında bulaşıkları buraya koyuyorlar, yıkadıkları bulaşıkları. Onun yanında bir tane ocağımız var. Mesela bu ocak da geçen sene alındı. Şimdi mesela yurtta yaşayan öğrenci için de şöyle bir detay var. Yani bu malzemeler ne kadar temiz ve bakımlı kullanırlarsa tabii bundan sonraki gelecek öğrenciler için de güzel bir avantaj olmuş oluyor. Mutfağımız da bu şekilde. Burası duş alanımız. İçeri doğru girdiğimizde mesela şu sağda işte şampuanlık, lif koymalık şey gene yoktu. Bunu da kendim aldım, taktım. Onun dışında duş başlığımız. Yani birisi de buraya sandalye koymuş. Sanırım oturarak duş almayı seven birileri var. Duşumuz bu şekilde. Şimdi hemen bir de tuvaleti göstereyim. Sifonu çekmeye ve kapıyı kapatmayı unutmayın.
Şimdi başlayalım tuvaletimize. Şimdi arkadaşlar, tuvalette iki tane Alaturka yan yana var. Şöyle hemen bir tanesini açıp göstereyim size. Yani yurt ortamı için tuvaletlerin Alaturka olması daha iyi. Çünkü klozetten hastalık vesaire de bulaşabilir. Bu kapıda da aynısı var zaten. Evet arkadaşlar, size öğrencilerimi ve öğrencilerimin yaşadığı yurt ortamını gösterdim. Umarım faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Bize desteklerinizi, kafanıza takılan soruları yorum olarak atabilirsiniz. Görüşmek üzere.